Ben Trabzon doğumluyum. Trabzon'da eğitim hayatımın birçoğunu Trabzon'da geçirdim. Asistanlık dönemim var. Daha sonraki süreçte Ankara, İstanbul ve Adana'da birkaç merkezde sorumluluk yaptıktan sonra tekrar Trabzon'a döndüm ve buradan kaldığım yerden devam ediyorum. Yaklaşık bir 10 senelik tüp bebek geçmişim var. Tüm hızımızla bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Aslında biz daha çok mutfak kısmındaki insanlarız. Yani işlemin yapılma kısmında tüm yapılması gerekenleri laboratuvar kısmını halleden kişileriz. Çok fazla hastayla aslında daha önceki süreçte görüşmelerimiz olmuyor. Sadece işte ben ya da birkaç arkadaşım gibi süreçleri anlatmayı seven embriyologlar olarak Türkiye'de iş yapmaya çalışıyoruz. Nedir olay? Aslında bizim yaptığımız yumurtanın büyütüldükten sonra spermle birleştirilmesi ve embriyonun yapılması. Aslında bir nevi yemeğin yapılması anlamına geliyor. Biz tamamıyla bu süreçlerle ilgilenen kişileriz. Tüp bebek aslında yardımcı bir üreme tekniği. Yani ilk olarak 1978 senesinde İngiltere'de yapılan, daha sonraki süreçte dünyanın birçok yerine yayılmış ve gelişmeye devam eden bir yöntem. Nedir? Aslında içeride olması gerekeni, yani anne vücudunda olması gerekeni laboratuvar ortamında yapıyorsunuz. Yumurtaları kadın doğum uzmanı geliştiriyor. Yaklaşık 10-12 gün kadar, maksimum 15'e kadar çıkan bir sürede. Daha sonraki süreçte küçük bir anestezi altında yumurtalar dışarıya alınıyor. Aynı gün babadan alınan sperm örnekleri santrifüje edilip yıkanıp temizlenip ya da farklı bir şey varsa, farklı bir yöntem varsa onu kullanıp artık yumurtanın içine enjekte edilebilecek hale getiriliyor. Sonraki süreçte artık mikroskobun başına geçiyoruz. Yumurtalar bir anda, spermler bir anda. Hastanın artık kaç yumurtası varsa 2, 5, 10 ya da 15 fark etmez. Ya da erkeğin kaç tane spermi varsa 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon, 150 milyon onların içinden yumurta sayısı kadar sperm seçiyorsunuz. En iyilerini seçmeye gayret ederek daha sonraki süreçte de o spermleri küçük iğneler yardımıyla yumurtaların içine enjekte ediyorsunuz. Ve laboratuvar içinde aslında anne rahminin ortamını yaratan inkübatör dediğimiz cihazlarımız var. Ve inkübatör içlerine alınan artık yumurtayla birleşmiş sperm örnekleri yani embriyo dediğimiz yapılar orada gelişmeye devam ediyor. 3 ila 5 gün ya da 6 gün kadar embriyo gelişimini embriyolog olarak takip ediyorsunuz. Ve sonraki süreçte hangisi kriterlere uygunsa, hangi embriyo gebelik verebilecek hal almışsa kadın doğum uzmanıyla beraber tekrardan hastayı alıp transferini yapıp sonraki süreçte de anne ve baba olmasını bekliyorsunuz. Tabii ki öncelikle ne olabilir? Hasta size geldiği zaman bir kere yaşı uygunsa yaklaşık bir sene kadar düzenli bir ilişkisinin olup olmadığı sorgulanır. Bu süre zarfında eğer bebek sahibi olamıyorsa, evet o zaman öncelikle her şey uygunsa, kriterler uygunsa aşılama denenebilir. Sonraki süreçte tüp bebeğe alabilirsiniz hastayı. Tabii bundan önce ilk etapta hastanın üroloji uzmanı eğer sperm problemi varsa üroloji uzmanı spermini artırmaya gidebilir. Kadın doğum uzmanı yumurtası ile ilgili birkaç bir şey yapabilir. O süre zarfında hasta kendiliğinden spontan gebe de kalabiliyor. Eğer bu süreçte bu olmuyorsa da dediğim gibi eğer sperm kriterleri uygunsa ki genel hatlarıyla yumurta durumunun yanı sıra sperm de çok önemli bir parametre. Aşılama dediğimiz yöntemi uygularız. Aşılama dediğimiz yöntem nedir? Aslında tüp bebekte az önce anlattığım laboratuvar ortamında yaptığım şeylerin bir benzeri, sadece şöyle bir farklılığı var. Spermi alıp hazırladıktan sonra bir enjektör yardımıyla anneye enjekte ediyorsunuz ve yumurtalara spermin kendilerinin gitmesini bekliyorsunuz. Ve sonraki süreçte de gebe gelip gelmediğini o şekilde öğrenmeye çalışıyorsunuz. Yani iğne ile beraber yumurta içine enjekte etmek yerine spermin yumurtaya gitmesini bekliyorsunuz anne içinde. Ve buna da aşılama dediğimiz, inseminasyon dediğimiz yöntem olarak karşımıza çıkan bir durum bu. Tüp bebek teknolojileri aslında hızlı bir şekilde devam eden bir ilerlemesi var. Çok güzel bir yerden geldiniz. Embriyo dondurma ilk yapıldığı zaman yavaş dondurma dediğimiz bir yöntemle yapılıyordu. Yavaş dondurma daha çok cihazın yaptığı uzun süreler devam eden, daha sonraki süreçte geri dönüşleri şu anki kullandığımız yöntem kadar olmayan bir yöntemdi. Daha sonraki süreçte hızlı dondurma dediğimiz, yani vitrifikasyon dediğimiz yöntem geliştirildi. Ve şu anda baktığınız zaman dünyadaki birçok merkezin, yani hatta hepsinin nerede diyebilirsiniz, vitrifikasyon denilen yöntemi uyguluyor. Keza biz de bunlardan bir tanesiyiz. Vitrifikasyonda embriyo dondurma süresi, İşlemin süresi daha da kısalıyor. Canlılık oranları daha yüksek.
Daha sonraki süreçte hastanın gebe gelme ihtimali daha yüksek. Nasıl oluyor? Öncelikle farklı solüsyonlar kullanıyorsunuz. Biz artık genel hatlarıyla embriyo gelişimini 5. güne kadar takip edip, çünkü hastada en fazla gebelik oranı verebilen embriyo tarzı 5. gün embriyolarıdır. Ve 5. güne kadar geldikten sonra farklı solüsyonlarla içindeki hücresel sıvıyı çıkarıp dondurma sıvısını yerine koyuyoruz. Ve -196 derecede sıvı azot tanklarında hasta ne kadar sürede dondurmasını isterse o kadar süreçte bunu saklayabiliyoruz. Tabii ki bu Sağlık Bakanlığı'ndan özel imzalarla geçerli. İşte laboratuvar sorumlusu, üyte merkez sorumlusu, anne ve baba adaylarının imzalarıyla beraber biz hastamıza şu günde şu kadar embriyo dondurduk ve şu anda bizde saklı bir şekilde bekliyor diye Sağlık Bakanlığı'na bunu bildiriyorsunuz. Ve her senenin sonunda da hasta gelip evet ben embriyolarımı bir sene daha bu merkezde dondurulmuş bir şekilde saklanmasını istiyorum diye tekrar imza veriyor. O imzaları da onlara tekrardan iletiyorsunuz. Bu sayede de hasta istediği süre zarfında embriyosu burada saklı bir şekilde kalabiliyor. Şöyle söyleyeyim, eski süreçte evet tüp bebek daha çok anlamıyla gelişmediği süreçte evet bu dediğiniz risk vardı. Şimdilik de bu risk %1'lere kadar inmiş durumda aslında embriyonun tekrardan canlılığının düşüp düşmeme ihtimali. Vitrifikasyon yönteminde embriyo tekrardan canlılığına devam ediyor. Hatta dondurma çözdürme yöntemiyle beraber hastaya ilaç tedavisi başlayıp hemen peşine transfer yaptığınız vakalardan daha fazla gebelik elde edebiliyorsunuz. Bunun sebebi de şu, aslında embriyo bir nevi daha güçlü. -196 dereceye kadar donmuş, tekrar kaldığı yerden hayatına devam etmiş bir embriyo ve anne adayında ilaçlar artık yok. Hormon değerleri çok daha uygun. Rahim içi aslında embriyoyu kabul etmeye daha uygun bir şekilde. O nedenle de bugün baktığınız zaman bazı merkezler hemen ilaç tedavisi sonrası transfer yapmıyor. Embriyoları donduruyor, hastayı 2 ay ya da 1 ay bekletiyor. Sonraki süreçte çözüp tekrar transferini sağlıyor. Bu sayede de gebelik ihtimalini artırmayı planlıyor. Evet doğru, bunu da biz yaptığımız yöntemlerden bir tanesi. Hastanın hormon değerleri çok değişmiş olabilir. Embriyolarını dondurursunuz. Daha sonraki süreçte hasta artık rahim içi, hormon değerleri, her şeyi normale geldiğinde çözer, tekrar transferini yaparsınız. Bunu tabii farklı bir şey de psikolojik olarak baktığınızda anne adayı aslında o dönem anne olmak istemeyebilir. Embriyolarını saklarsınız. Sonraki süreçte tekrar kadın doğum uzmanına geldiğinde artık ben anne olmak istiyorum dediğinde embriyosunu çözüp transferi sağlayıp o şekilde anne ve baba olmalarını sağlayabilirsiniz. Sperm dondurma da aslında o şöyle bir şey. Şimdi embriyo dondurmada anne ve baba ortak rıza olmak zorunda. Sperm dondurmada da eğer kişi bekarsa yahut şu anda ben embriyo yapmak istemiyorum ama sperm dondurmak istiyorum diyorsa bunun tabii ki Sağlık Bakanlığı tarafından belli başlı kriterleri var. Şayet hastalarda herhangi bir kemoterapi, radyoterapi, üreme hücreleriyle alakalı bir operasyona girecekse, spermi ejekülasyon yoluyla sperm çıkmayan hastayla TESE ameliyatı dediğimiz yöntemle beraber, üroloji uzmanıyla beraber yapılan TESE ameliyatında sperm bulunabilmişse, spermleri dondurulabilir bir benzer yöntemle. Ve hasta istediği süre zarfında o da sizde aynı şekilde saklı durabilir. Sonraki süreçte evlenen hasta eğer bekarsa ya da evli olduğunda da eşiyle beraber gelir. Benim sizde dondurulmuş spermim vardı. Ben artık baba olmak istiyorum dediğinde tekrar yumurtalar geliştirilir. Dondurulan spermler çözülür. Onlardan mikro enjeksiyon dediğimiz yöntem uygulanır ve sonraki süreçte anneye transfer, anne baba olmaları beklenir bu şekilde. Sperm aslında yumurtadan çok daha fazla değişkenlik gösteren bir sistem. Eğer hasta dediğim gibi kemoterapi, radyoterapi alıyorsa bunlar üreme hücrelerini direkt etkileyebiliyor. Bazı durumlarda tekrar geri dönüş sağlanabilir ama bazı durumlarda üreme fonksiyonunu kaybedebilir hasta. Yahut vücut bir şekilde sperm üretiyordur ama yeterli değildir, bunu dışarıya veremiyordur. Bu hastalar daha sonraki süreçte herhangi bir ateşli hastalık geçirme ihtimalinde dahi sperm üretimini kaybetme ihtimalinden dolayı Sağlık Bakanlığı size bununla ilgili evet bu spermi dondurabilirsiniz. Çünkü hastanın üreme hakkı vardır ve bulabildiğiniz eğer hasta bu tedaviyi alacaksa işte dediğim gibi
kanser tedavisi, üreme hücreleriyle alakalı bir tedavi alacaksa bunu dondurabilir, saklayabilirsiniz ve daha sonraki süreçte eğer hastanın vücudu artık sperm üretmeyecek pozisyondaysa bile dondurulmuş spermi var. O nedenle babalık hakkını saklayabiliyorsunuz.